Hafız İbn Hacer el-Eskari'nin Selamet Yolları ismiyle Türkçe tercüme ve şerh edilmiş olan Bulugul Meram adlı eseri de okumaya devam ediyoruz. 202 no'lu hadis-i şerifteyiz. Namaz kitabında ezanla ilgili hadisler. Ebu Katade radıyallahu anh namazdan uyuyarak kalktıkları hususundaki uzun bir hadiste şöyle anlatmıştır. Yani namaz derken bu olay uzun uzun Ebu Davud'da anlatılıyor. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer dönüşünde hep beraber uyuduklarında bütün toplulukla beraber uyuyakalıyorlar ve sabah namazı yorgunluktan geçmiş oluyor. Sabah güneş doğmuş olduğunda uyanıyorlar. Allah Teala Müslümanlara sabah namazının kazasını öğretmesi için de bu uyku aslında bir lütuf oluyor. Niye? Çünkü böylece nasıl kaza edileceğini, ne yapmalıca bunun bir mazeret olduğunu, yorgunluktan çünkü hepsi bir seferden dönüşü var. Biraz sonra okuyacağız. İşte bu hadiste 202 no'lu hadiste Ebu Katade radıyallahu anh'tan uyuyarak kalktıkları hususundaki uzun hadiste şöyle ifade edilmiştir. Kalkmışlar ve kaza namazı kılıyorlar. Sonra Bilal ezan okudu kaza namazı için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün yaptığı gibi namazı kıldırdı. Bu hadisi Müslim rivayet etmiş. Uyuyakaldıkları namaz sabah namazıydı. Hayber gazasından dönüyorlardı. Hazreti Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle ezan okumuştur. Tekrar ediyoruz. 202 no'lu hadis Ebu Katede radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Namazı uyuyarak kalktıkları hususundaki uzun hadisi de şöyle demiştir. Sonra Bilal ezan okudu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün yaptığı gibi namazı kıldı. Hadisi Müslim rivayet etmiş. Uyuyup kaldıkları namaz sabah namazıydı. Hayber gazasından dönüyorlardı. Hazreti Bilal radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emriyle ezan okudu. Nitekim Sünen-i Ebu Davud'da sonra Bilal namaz için ezan okumasını emretti. O da okudu denilmektedir. Hadis-i şerif uyuyarak kılınmayan kaza namazı için ezan okumanın meşru olduğunu delildir. Demek ki aynen normal namazda nasıl ezan okuyorsa cemaat halinde kaçırılan seferde yolculukta namazı kılarken ezan okumak da aynı şekilde meşrudur. Unutularak kılınamayan da aynı hükümdedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisini bir tutmuştur. Ve kim bir namazı uyuyarak kaçırırsa veya unutursa diye hadis-i şerifte böyle buyurmuştur. İmam Müslim'in rivayet ettiği Ebu Hureyre hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal'e ikamet getirmesini emrederek ezanı Müslim'in rivayet ettiği Ebu Hureyre hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal'e ikamet getirmesini emrederek ezanı zikretmediği ve keza Hendek kazasının da vuku bulduğu gün kalan namazlarını, kazaya kalan namazlarını kaza ederken yalnız ikamet getirmesini emrettiği, ezanı zikretmediği görüldüyse de bunlar yukarıdaki Ebu Katade hadisine muhalif değildir. Çünkü Ebu Katade hadisi müsbittir. Yani sabit kılandır. Bir şeyin var olduğunu ortaya koyandır. Yani
ezanı ispat edendir. Yani kaza namazında ezan okunduğunun meşruluğunu ortaya koyandır. İspatı var olduğunu söyleyen hadistir. Dolayısıyla var olduğunu söyleyen hadis varken ezanı zikretmediği şeklindeki hadisler ona ters düşmez. Ebu Hureyre hadisi ve Hendek gününde anlatan Ebu Said hadisleri ise ezanı ispatı nefi yoktur. Yani ezanı zikretmemesi orada ezan yoktur anlamında bir mana çıkarımlar. Binaenaleyh muarazada birbirine terslik de yoktur. Çünkü zikredilmemesi zikredilen şeye muaraza etmez. 207-148 nolu bir hadiste Müslüm'ün Cabir'den rivayet ettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Müzdelife'ye geldi. Orada akşamla yatsıyı bir ezan ve iki kamet kıldı. Biliyorsunuz bütün alim müştehitlere göre haçta akşamla yatsı cem edilir. Peygamberimiz Müzdelife'de cem yaparken orada akşamla yatsıyı bir ezan ikisini yani cem etmiş. Ne demek cem etmek? Mesela akşam vaktinde yatsıyla yatsıyı erkene alarak kılmaya cem-i takdim, akşamı geç kılıp yatsıyla bir kılmaya da cem-i tehir denir. Cem ederken iki ayrı namazı bir vakitte arka arkaya kıldığı için bir ezan okumuştur. Cemaat halinde kılınır bunlar haçta. Bütün müştehitlere göre böyledir. Bir ezan okunur. Her biri için ayrı kamet getirilir. Bu Cabir Hazretlerinin hadisidir. Hadis-i şerif iki namazı cem ettiğini göstermektedir. Buhari İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan şu hadisi rivayet etmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh akşam namazını ezan ve ikametle yatsıyı dahi ezan ve ikametle kıldı ve Resulullah söylesen böyle yaparken gördüm dedi. Evet. Yani İbn-i Mesud Hazretleri cem ederken akşamı bir ezan bir kametle kıldı. Sonra yatsı için bir ezan ve kamet okudu. Ben Resulullah'ı böyle gördüm dedi. Yalnız yukarıdaki iki hadise aşağıdaki hadis muarız olmaktadır. Yani iki hadis var. Bir Cabir radıyallahu anh hadisinde, Müslim'deki hadiste cem ettiği bir ezan ve her namaz için, akşam ve yatsı için ayrı ayrı kamet getirdiği. İbn-i Mesud hadisinde, Buhari'deki İbn-i Mesud hadisinde ise akşam için bir ezan bir kamet, yatsı için bir ezan bir kamet okuduğudur. Ama Müslim'in İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan yine 207-148 ondan naklettiği hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşamla yatsıyı bir ikametle bir arada kıldı. Bir tek kametle cem etti şeklinde denilmektedir. Ebu Davud her namaz için cümlesini ziyade etmiştir. Ebu Davud'un bir rivayetinde hiçbiri için ezan okumadı denilmektedir. Hadisin zahirine bakıldığında bu iki namaz birlikte kılınırken ezan yoktur. İbn Ömer'in buradaki hadisinde. Namaz kılınan yerin Muzdelife olduğu Müslim'de söylenmiş. Açık açık söylenmişti. Müslim hadisinde rivayet eden Said bin Cübeyr radıyallahu anh diyor ki sonra İbn Ömer'le beraber Arafat'ta çekildik. Ta ki Cema yani Müzdelife'ye geldik. Orada İbn Ömer radıyallahu anh'a akşamla yatsıyı bir ikametle kıldı. Sonra çekildi ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yerde böyle kıldırdı. Şu halde bu rivayette Müzdelife'de camide ezan olmadığı her iki namaz içinde bir ikamet
getirdiğine delalet eder. Yalnız Ebu Davud'un yine İbn Ömer'den rivayet ettiği her namaz için tabiri her namaz için ayrı ayrı ikamet getirileceğini ifade ediyor. Binaenaleyh Müslim'in rivayette bulunduğunu kayıtlıyor. Yine Ebu Davud'un İbn Ömer'den rivayet ettiği hiçbir için ezan okumadı tabiri bu namazlar için ezan okunmadığını açık bir delildir. Rivayetler taarruz halindedir. Çünkü Hazreti Cabir'in bir ezan ve iki ikametle kılındığını ispat ediyor. İbn-i Ömer hadisi ise ezan yok, iki ikamet var diye. İbn-i Mas'ud hadisi ise iki ezan ve iki ikamet ispat ediyor. Eğer hüküm ispat eden hadis etmeyene tercih olunur dersek o zaman İbn Mesud'un hadisi hepsini ispat eder. Çünkü onda her vakit için cem edilen her namaz için bir ezan bir kamet olduğu söylenmiştir. Bazıları Cabir hadisini tercih eder. Çünkü ezanı ispat etmektedir. İbn Ömer hadisi ise onu nefyediyor demiş ise de yine de İbn-i Mesud hadisi tercih olunur. Çünkü onda ispat daha açıktır. Evet, ezanla ilgili bölümlerden okuduk. Yine başka bir bölümde buluşma dileğiyle.